Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Abi gittikçe masayı ama ele öyle geçiriyorsun. Yani. Biraz öyle abi. Yayılmacı blok zincir böyle. Evet evet, farkındayım yani. Evet. Şimdi abi şu getirdiğin, buyurun, var ya benim için çok önemli. İzleyicilerimiz için de dostlarımız için de çok önemli olduğu kanaatindeyim. Altından gümüşe, dolardan euroya, sterline ve kripto paralara kadar, evet abi, bugüne kadarki değişimler var. Yılbaşından bugüne yani, evet, 1 Ocak'ta neydi bu ürünler? Altın alsaydınız 1 Ocak'ta neydi? Ons ya da gram fark etmez. Gümüş aynı şekilde. Çünkü gümüş bir de çok popüler oldu. Yani eskiden insanlar bu kadar gümüş konuşmuyordu. Çok geliyor, soru geliyor. Evet, şimdi gümüş konuşuyorlar. Para birimleri de var o ekledi konuda. Bir de Bitcoin ve Ether. 1 Ocak'ta neydi? 1 Ocak'ta alsaydık ne olurdu? Şu an ne? 10 bin lira yatırsaydım ben şu an altında ne kazanmıştım? Videonun ilerisinde zaten paylaşacağız izleyenlerle. Detaylı bir şekilde konuşuruz. Hatta bunu, evet, grafik olarak da koyalım oraya. Olur abi. Ne kadar kazanılmış, ne kaybedilmiş ya da bunların hepsini detaylı olarak görelim. Zor bir haftaydı. Yani benim açımdan zor bir haftaydı. Altın bir kere ilginç hareketler yaptı. Cuma günü Trump bir anda korona oldu. Hasta oldu, evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Duyuyorsa bize eğer. Rabbim bir an önce kendisine şifa versin inşallah. Oynak bir haftaydı abi. Doğru. Evet. Hem finansal piyasalarda yaşadık bu oynaklığı. Artı şu 2.2 trilyonluk işte geçti geçecek kongreden vesaire. Trump hasta oldu. Şimdi onaylayacaktı. Onaylayamadı ama bir taraftan onaylandı da aslında. Hep tek Trump kaldı. Kripto para tarafında da hem küresel piyasalarla paralel bir hareket vardı. Bir de kripto paraların özelinde hareketler vardı. Bitcoin'de habire yeni cüzdan sayısı artmaya devam ediyor. Piyasa büyüklüğü artıyor. Diğer taraftan bir de Amerika'da da faaliyet gösteren kaldıraçlı bir borsa hakkında bir dava açıldı. Hangi borsa? BitMEX diye bir borsa abi. CFTC yani Amerika'daki bizim SPK'nın altında gibi düşünelim bunu. Vadeli tarafa bakan kolu. Zaten CFTC daha önce bunları vadeli olarak trade edilmesine izin vermişti. Ama şöyle bir şey var. BitMEX Amerika'da faaliyet gösteren bir borsa değil. Aslında faaliyet gösteriyor ama faaliyette göstermiyor bir taraftan. Neden? Çünkü birçok yerde şirketi var. Bermuda'da var, Seyşeller'de var vesaire. Hepsinde kurucuları aynı. Amerika'dan da açıkçası para topluyorlar ve orada işlem yapmaya izin veriyorlar. Bu biraz Türk yatırımcılarını da ilgilendiriyor. Neden ilgilendirdiğini de birazdan anlatacağım. BitMEX'in ana faaliyet konusu aslında kaldıraçlı piyasalar. Forex gibi yani. Forex, kriptonun Forex'i gibi düşünebilirsin abi. Süper. Ana iştigal konusu bu diyeyim ama elbette bizim yaptığımız gibi. iCrypex'in yaptığı gibi birebir bir varlık değişimine de izin de veriyor. Bazen şirketten konuşurken bunu telaffuz ediyorum ve etmekten de gurur duyarım. Biz müşteriyi tanıma kurallarını ve AML dediğimiz yani aslında SPK'nın ve BDDK'nın normal bir bankadan ve bir menkul değerler şirketlerinden istedikleri kuralların neredeyse hepsini bize sorulmamasına rağmen yapıyoruz biz. iCrypex olarak. Bu konuda çok özen gösteriyoruz. Normalde kripto para borsalarına sorulmuyor. Şimdi BitMEX'in konusu da şu. Bu konulara hiç dikkat etmemiş. Yani gidiyorsunuz bir tane mail'la hesap açıyorsunuz. Kim olduğunuz belli değil. O paranın nereden geldiği ve nereye gittiği belli değil. Amerika'nın İran'a yaptığı yaptırımlar ve ambargolar belli. CFTC bakıyor. İran'dan gelen bir sürü hesap var. Acaba bu ambargoyu mu deliyor? Acaba etrafından mı dolaşıyor kanunların, kuralların? Bana müşteri dökümünü ver, hepsini veremiyor gibi böyle bir konu var BitMEX'e. Bununla alakalı da ciddi bir dava açıldı. Devam ediyor hala. Kurucuları da sorgulanıyor. Şimdi bu baktığında aslında kripto para piyasaları için negatif bir haber. Öyle değil mi? Doğru. Ama şunu görüyoruz. Bitcoin bu habere neredeyse hiç tepki vermedi. 10.700'de 10.800'deydik. 10.500'e düştü. Neredeyse hiçbir hareket yok yani. Bu haberden dolayı mı? Piyasanın geneline bağlı olarak mı düştü? O da tartışılır. O da tartışılır. Çünkü aynı dönemde dolar endeksi yükseliyor. Tabii, falan tabii. Öyle benzer hareketler olmuştu. BitMEX'in kesin şeyi var. Etkisi var bunun. Yatsınamaz. Ama insanlar artık şunu biliyor. Evet, regülatörler maliye, ülkelerin ilgili maliye bakanlıkları veya vergi daireleri her neyse. İç gelir servisleri işte Amerika'da IRS var. Benzer bir şey yine yaptılar, ondan da bahsetmek istiyorum. Bu işi yakınca monitör ediyorlar. Kanunsuzluğu yakalıyorlar, evet. Ama bu Bitcoin'e ya da kripto paralara ya da blok zincire karşı bir duruş değil. İnsanlar buna ikna olmuş durumda. Bunu da pozitif olarak okuyoruz. Yani diyor ki sadece şirketi bağlayan bir mesele. Aynen öyle abi, evet. Mesela şimdi IRS dedim. Bu Amerika'da hani gidip gelenler vesaire bilir. Orada veya faaliyet gösteren izleyenler varsa. Amerika'da bir iç gelir servisi var. Bu vergi konularını bayağı önemsiyorlar. Vergi kaçırmak da neredeyse vatan ihanet gibi bir suç. Zaten çok da dikkat ederler böyle şeylere. Geçen yıl IRS, bu iç gelir servisi, kripto para varlığı
planın var mı yok mu diye cevaplanması opsiyonel bir soru soruyor Amerikan vatandaşlarına. İster cevapla, ister cevaplama. Ama bu sene artık demiş ki zorunlu. Artık varsa kripton, hangi borsa desen, nerede tutuyorsan onu söylemek durumundasın. Türkiye'de de benzer ufak tefek biz kokularını alıyoruz. İyi olarak yorumluyoruz bu arada bunları. İzleyenler korkmasınlar ama iyi olarak yorumluyoruz. Çünkü bu piyasaların regüle edilmesine dair atılmış adımlar. İşte geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı şeyleri konuştuk. Amerika'da benzer adımlar atılıyor. Diğer taraftan da piyasaya bakıyoruz. Piyasa BitMEX'e evet böyle bir tık satıcılı tepki verdi ama kaya gibi duruyor 10.000'in üstünde. Ve hatta öyle ki normalde böyle istatistikleri ben çok önemsemiyorum ama çok yazılıyor diye söylemek de istiyorum abi. Eyvallah. 2 aydır 65 gündür Bitcoin 10.000 doların üzerindeymiş. Çok ilginç. Yani bu artık neredeyse işte bir seviye belirlendi gibi bir şey oldu. Hatırlarsın ilk yayında düşse nereye düşer Gökhan demiştin. 9.800-9.400 hadi hani oralar demiştim. İşte bu sahiplerle biraz aslında söylüyoruz böyle şeyleri. Diğer taraftan da şimdi bakıyorum metriklerine yani rakamlarına bakıyorum kripto paraların. Abi habire artıyor. Artıyor dediğim şöyle hani Bitcoin'in fiyatı artıyor anlamında söylemiyorum bunu. İşte bakıyorum yaratılmış tekil adres sayısı. Mesela sen geldin bizim borsamıza. Mesela hesap açtın. Sana bir tane Bitcoin adresi verdik. Benim var bir tane adresim. Ama benim bir tane olmak durumunda değil. Sağda solda da adreslerim var. Senin de sağda solda adreslerin olabilir. Tekil işleme konu yani bir transfere konu olan veya bir takasa konu olan, swap'a konu olan tekil Bitcoin adresi sayısını sabah gelmeden baktım. 715 milyon olmuş abi. 715 milyon. Ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Dünya nüfusunun %10'una ulaşmış durumda. Evet abi. Evet. Bu açılmış tekil ve işlem geçmiş adresten bahsediyorum. Bu şu demek, senin cüzdanın var ama hiçbir işlem yapmadı. Mesela bunu saymıyor. Bizim sağlık sistemi gibi sayıyor. Bizim sağlık sistemi gibi sayıyor. Aynen. Yani adres yarattın, bir borsada hiçbir işlem yapma falan değil yani. Bayağı işlem varsa sayıyor. Yani demek ki doğru taraftayız. Biz de doğru taraftayız aslında. Tabii abi adam hastaneye yatmadı mı sayılmazlar. Onun gibi diyorsun. Yani. Onun gibi bunda abi. Bunda da işlem oldu mu tamam. Evet. Eyvallah. Sonra bakıyorum 2008'den itibaren, 2009'dan itibaren toplam işlem adedi 570 milyon tane işlem. Şimdi bu rakamlar çok böyle hani kullanıcı için hemen de izleyen için çok bir şey ifade ediyor mu etmiyor mu hani o ayrı bir soruksa ama şu var. 700 milyon tane tekil adres bir şey ifade ediyor abi ve bu artıyor. Yani şöyle söyleyebilirim bunu. İşte Bitcoin'in fiyatı şu an 10.500'lerde. Pandemi öncesindeki rakamlara bakıyorum. Günlük yaratılan tekil yani aynı bu konu işte hani işlem geçen tekil Bitcoin adresleri sayısına bakıyorum. Günlük 170 ila 250-270 bin civarında. Biraz oynak o veri. Şimdi bakıyorum bu rakamlar 400 ila 500 bin civarına gelmiş. Günlük yaratılan rakam. Ki Bitcoin'in evet en büyük para birimi, kripto paraların arasında evet en büyük işlem, market cap ona ait vesaire vesaire. Ama bir sürü de yeni teknoloji işte 4-5 yayındır konuşuyoruz. İşte DeFi geliyor, Ethereum konuştuk, Link konuşuyoruz vesaire. Bunların hepsinin arasında yine Bitcoin'deki rakamlar bayağı şey iddialı. Şimdi dedim ki ben bir dakika ya bu Bitcoin adresleri acaba hani yaratılıyor tamam hani son günlerde 400 bin 500 bin işte Temmuz'dan bu yana neredeyse 400-500 bin aralığında yaratılmış her gün. Bu insanlar acaba ne kadar kâr ediyor diye baktım. Bunda istatistiğini tutuyor. Bayağı şirketler var. İşte Chain Analysis var, Glassnode var. Bir sürü şirket var bunu yapan. Verilerin hepsi açık olduğu için şu an aktif cüzdanları yani transfere konu cüzdanların %72'si kârdaymış abi. Çok ilginç bir veri değil mi? Çok önemli veri. Evet. Yani 100 kişiden 72 kişi kâr mı etmiş? Kâr etmiş. Yani şöyle hesaplıyorlar tabii. Mesela bir cüzdana bakıyor diyor ki bu cüzdana Bitcoin girdiğindeki fiyat ne? Sallıyorum 10 bin. Şu an ne fiyat? 10.500. Tamam bu adam kârda diyor. Doğru. Doğru. Bakış doğru. Açısı doğru. Doğru. Dolayısıyla insanlar da hep Bitcoin fiyatı yükselirken de maliyetlendiği için maliyet belki biraz yukarı taşınıyor evet ama işte %72 bu cüzdanların kârdaymış. Çok biliyorsun, büyük rakam. Evet kaldıraçlı işlemlerde bu tam tersidir yani. Hani o yüzden sen de her videonda ağzına sağlık abi. Hakikaten söylüyorsun. Tehlikeli. Eyvallah. Uzak durusunda. Sen de söylüyorsun bu arada. Ben de söylüyorum. Senin de ağzına sağlık. Abi dürüstçe söyleyeyim. Daha önce de bunu konuştuk. Şimdi ben finans mühendisiyim. Bu işin açıkçası matematiğini biraz biliyorum. İki tane de kaldıraçlı işlemlere konu şirkette yönettim bu arada. Ve şuna ikna oldum. Gerçekten profesyonel değilsen ki neredeyse bizim izleyicilerimizin %90-95'i belki profesyonel değildir. Değil. Buna ben neredeyse kendimi de katıyorum bu arada. Tabii. Küçük yatırımcıyız. Yani seni beni de katıyorum abi. Profesyonelden kastım şu işte bunun okulunu okumadıysan, 7-24 ekran başında değilsen, bütün metriklerini tutmuyorsan falan filan. Profesyonel değilsen kaldıraçlı işlemlerde kar etme olasılığı neredeyse yok abi. Gerçekten bu matematiksel kanıtları var bu arada. Biz de bir takım adımlar atıyoruz değil mi? Abi şöyle şimdi 2-3 tane konu var orada. Bir, Merkez Bankası çalışıyor. Daha yeni uzman yardımcısı statüsünde 10 tane galiba, 10 taneydi rakam. Mühendislik mezunu aday arıyor Merkez Bankası. Blok zinciri tecrübesi olan tercihen de. Şimdi ne demek? Bu Merkez Bankası çalışıyor. Bu şu yoruma gitmesin. Bir Türkiye kendi kripto parasını mı çıkarıyor? Hayır. Kolayca bu yoruma gitmeyelim. Ama demek ki Merkez Bankası ki çok önemli. Merkez Bankası bir araştırma yapmaya daha fazla
istekli ki böyle bir kadro oluşturuyor demek ki. Finansal teknolojiler departmanı, yanlış söylemeyeyim. Finansal teknolojiler departmanının altında böyle bir 10 tane uzman yardımcısı alınacağını duyurmuş. Bir diğeri de Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen haftaki Teknofest vardı. Orada blok zinciri teknolojilerine daha fazla yatırım yapılacağını, işte nesnelerini internet diyoruz. İlk videoda konuşmuştuk işte telefon, hatta bardak vesaire falan. Yani her şey bir internete bağlı bir şey olabiliyor ya artık. Bunun üstüne de daha fazla kafa yorulacağını söyledi. Bunlara bakıyorum. Teknoloji oraya doğru evriliyor. Paralar oraya doğru evriliyor. Bunun içinde işte hani hep söylüyoruz yatırım sepeti vesaire falan filan. Yatırımcı bunun içinde olmadıkça kaybediyor aslında. Sahiden samimilerse şerh koyuyorum tırnak içerisinde. Bence çok önemli açıklamalar bunlar. Doğru açıklamalar. Merkez Bankası'nın adımları da bu işi ciddiye almak anlamında ve geleceğe yatırım yapmak anlamında atılan adımlarsa bence süper. Çünkü bu işin kaçarı yok. Ben onu fark ettim ya. Böyle ya da böyle tüm dünya merkez bankaları bu işin arkasında durmak zorundalar. Bir şekilde. Bir şekilde oyuna girmek zorundalar. Neden oyuna girmek zorundalar diyorum. Çünkü onlar girmedikçe zaten bir şey oluyor ve bunu kontrol edemiyorlar yani. Tabii. Zaten bir şey oluyor şu an. Hani Türkiye için söylemiyorum. Tüm dünyada bir şeyler oluyor. Blok zinciri var, kripto paralar var, insanlar ICO yapıyor, halka arz yapıyorlar, IPO gibi. Bir sürü teknoloji var. Bunlar çok büyük şirketlere entegre oluyor. İşte Chainlink öyle bir proje. Visa'ya, Mastercard'a entegre oluyor. Başka bir tane DeFi projesinin işte geçen hafta yine bir anlaşma yapmışlar. Dolayısıyla dünya oraya doğru gidiyor ve elbette bir rasyonel bir beyin bakıyor ve bunu okuyorsa bunun içerisinde olmak ister. Şimdi abi gel. Evet. Gel. Hazineyi evet. Çıkartalım. Estağfurullah. Hazineyi çıkartalım. Abi nasıl düzenli bir çalışma biçimidir bu ya? Estağfurullah. Abi. Böyle tek tek. 1 Ocak 2020 fiyatı, 1 Ekim 2020 fiyatı, yüzdelik değişim 10 bin lira yatırım demişsin. Evet. Sonrasında altın ne olsun, altının gramı, gümüşün olsun, gümüşün gramı, dolar, euro, İngiliz sterlini, bitcoin ve ether. Hangisi ne kadar kazandırdı evet. Ya da kaybettirdi? Bununla ilgili süper bir tablo çıkartmış. Gökalp, al sen bunu. Bir yorumla. Yani yatırımcılar da ulaşabilir bu. Hani çok hani şey genel bilgiler. Şöyle şimdi mesela hani... Sen Türk lirası üzerinde hesaplamışsın TL bu arada. TL abi. Hepsi Türk lirası. Hepsi TL hani. Evet, Türk lirası ama olması daha iyi. Çünkü 10 bin lira yatırdık ne kadar oldu? Ne kadar? Evet. Mesela 1 Ocak'ta altın 9.011 TL imiş. Onsu altının. Şu an 14.760 TL abi. Yani %63 getir elde etmiş. Eğer 10 bin liranı yatırdıysan şu an 16.380 liran var. Gökalp bir şey söyleyeceğim. Sonra araya girdim özür. Diyorsun ki 1 Ocak'ta aldın. Evet. Hiç alsat yapmadın ama. Hiç alsat yapmadın. Şimdi burada kritik nokta o arkadaşlar. Hani size diyoruz ya lütfen sakin olun. Lütfen uzun vadeli işlem yapın. Evet. Lütfen beklemeyi öğrenin. Lütfen arkanıza yaslanın, kahvenizi yudumlayın diyoruz ya size. Evet. Ahan da size net tablo abi. Matematik yalan söyler mi? Söylemez evet. Abi. Doğru abi. Altının onsu ne kadar? %63.80. %63.80 getir elde etmiş abi. Şimdi başka bir yorum daha yapacağım. Birazdan aşağı indiğim TL'ye dolara geldiğinde. Tamam abi. Şimdi gram altında çok da rol çalmak istemiyorum. Altın dolar senin şeyin. Süper rolün. Çal abi. Sen Bitcoin çok iyi finansçısın bu arada. Onu... Estağfurullah sağ ol abi. Bitcoin ve Ether'de yapalım onu. Şimdi gram altın 290 liraymış. Tamam. 470 olmuş. Onda da kabaca aynı zaten. %60 gibi getiri var. Ons, gümüş. Abi biz yıllarca emtia trade ettik. Ben hayatımda bu kadar gümüşün sorulduğunu ilk kez bu yıl görüyorum yani. Ben hani de abi. Bayağı hem ons olarak hem gram olarak falan. Evet. O 106 liraymış 184. Onda bayağı %74'e yakın %73,5 son geri çekilmeye var. Rağmen değil mi bu abi? 1 Ekim rakamı işte bu. Yani bir de rakamı. Geri çekildi yani. Aynen, aslında geri çekilmeseydi bu rakamlar en az %10 daha fazlaydı. Tabii, tabii canım altından pay biç. Altın 2050 gördü. Tabii. 1910 muydu neydi cuma kapanışı? 1900 kapanmış. Yani kabaca 150 dolar orada fark var altında. Gümüşte de benzer bir hareket var. Onlara rağmen bu getiriler var yani. Evet. Gümüş gramında yine 3.42'ymiş 5.89. Onda da %72'lik bir getiri. Şimdi dolarda abi 5.94'müş Ocak başında. Ya sanki yıllar önce o rakammış gibi geliyor insana değil mi? Ya her gün bak ben bu rakamları söylüyorum Gökhan. Her gün sen bunları biliyorum tek tek inceliyoruz. Evet. Yani sadece kripto paraları incelemediği tabii, tabii. Biliyorum. Senin esas alanın döviz aslında. Evet. Döviz dışında mecburen emtiaları inceliyorsun vesaire. Evet. Sana da bendeki hissi yaratmadın mı? Yani sanki 3 yıl öncesinin fiyatı gibi abi 5.94 ya. Çok eski geliyor değil mi? Çok eski geliyor. Yani. Ama değil 1 Ocak abi. 1 Ocak. Yani ne kadarmış abi? 10 ay önce 5.94. Şimdi 7.76'yı baz almışız 1 Ekim'de. Bunda da %30 getiri var. Euro'da da 6.66'dan 9.12'ye %36'lık 37'lik bir getiri var. Sterlin yavaş kalmış. Şu Brexit dalgasında biraz o gidemedi sterlin. Küresel olarak TL'ye karşı değil sadece. 7.88'e 10 al ama. 10. Gidemedi ama 10 şu an. Gidememiş. Çok üzücü be abi.
çok üzücü yani. Ben kendi ülkem için üzülüyorum. 10 nedir yani abi? Ya yani. Ben tam tersi bakıyorum Gökalp. Üzülmüyorum, hatta seviniyorum. Sebebi ne biliyor musun? Dolar, euro, sterlin yükseldikçe, Türk lirası değer kaybettikçe bir gerçekle yüz yüze kalıyoruz dostum. İthal etmeyeceksin. Üreteceksin. Her konuda üretmeyi öğreneceksin. Bak ikimizin de önünde bilgisayarlar var, işte tabletler var falan. Hepsi yabancı marka bunlar. Evet, bundan 10 sene önce bunları belki çok ucuza alıyorduk. Bugün çok pahalıya geliyor bize. Kabul ediyorum ama sonuç itibariyle belki o 10 sene içerisinde biz bu sadece kur baskısını uygulamasaydık bütün bunları geliştirmiş olacaktık. Örneği var mı? Var abi. Çin. Kore. Kore. Var abi yani. Olabiliyormuş yani. Evet. Hep şunu söylerim. Bize okulda öğretilen bir laf vardı Atatürk'ün. Vatanı en çok seven görevini en iyi yapandır abi. Ne iş yapıyorsan yap. Doğru iş yapacaksan da üreteceksin. Ne iş yapıyorsan yap. Ürettikçe dediğin gibi kendi para birimin daha değerlenecek. Bitcoin'e dönelim. 42.900'müş abi yılbaşında. Şu an 84.000 TL. Ne yaptın abi ya? Ether 775 TL imiş. 2800 TL abi. Of. Yani bu tabloda %264 ile 265 ile Ether en çok kazandıran varlık olmuş. Bir dakika, 10 bin lira Ether'e yatırdım abi ben. Ne kadar oldu param? Abi 36.500 TL olmuş. Şu anda ben çok üzülüyorum. Üzülme diye biz varız abi. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ether, Bitcoin aslında altın ons gram, gümüş ons gramda da var. Bu ama onlara girmeyeceğim ama Bitcoin ve Ether için şunu söyleyeceğim üstad. Ether'deki ve Bitcoin'deki %100'lük bir değişim var ya. Hmm. 42.000'di, 84.000 oldu. %96'lık bir değişim. Ether'de de 770'ti, 2800 oldu. Bunun içerisinde maalesef dolardaki hareket de var. Tabii. Yani dolar %30 arttı. Halbuki %30 artmasa eşit kalsaydı Ether de 200-260 artamayacaktı. Yani %180 falan artacaktı. Aynen maksimum. Öyle. Aynen şeydeki öyle. Bitcoin'deki hareket de %60 ile %65 ile falan sınırlı kalacaktı. Demem o ki bunların dayanak varlıklarından bir tanesi de, yani bu dolara karşı fiyatlanan bir şey ya Bitcoin ve Ether. Bunların dayanak varlıklarından bir tanesi de dolar TL olduğu için maalesef TL'deki değer kaybı, yani doların yükselişi Bitcoin TL'yi de yukarı taşıyor. Yani Bitcoin fiyatı aynı kalsa sadece TL değer kaybediyor diye Bitcoin TL fiyatı yukarı gidecek yani. Tabii maalesef. Aynen. Ben Ether alarak, Bitcoin alarak kendimi TL varlıklarına karşı korumuş oluyor muyum? Yani dolarla yaptığım işin benzerini yapmış oluyor muyum? Evet, oluyorsun. Oluyorsun, daha fazla oluyorsun. Yani biz şimdi olacaktan değil, olmuştan bahsediyoruz. Dostlarımıza bunu özellikle baskılayarak söylemek istiyorum. Şimdi ne olacağı da biraz konuşalım. Konuşalım. Olan korkunç. Yani olan korkunç, Bitcoin evet. %96, Ethereum %264 Türkiye'de yatırımcısına kazandırmış. Aynen. 10 bin lirası Ethereum'da olsaymış 36.477 lira edermiş. Aynen öyle abi. Yani arkadaşlar, bu tür emtialarda uzun vadeli düşündüğünüz zaman evet, ben kaybedeceğiniz kanaatinde değilim. Örnekleri var. Yani altının son 20 senesine bakıyorsunuz. Konut fiyatları %300 kazandırmış. Altına bakıyorsunuz %1700 kazandırmış. Dolara bakıyorsunuz %1500 civarında kazandırmış. Kripto paralara bakıyorsunuz belki %10.000 kazandırmış o günden bugüne. Geri çekilmeler olmaz mı? Olur. Ben aldım, yarın kazanacağım, yarın parayı bulacağım kafasında olan herkesin kaybedeceğini garantiliyorum bakın. Açık ve net söylüyorum. Bugün aldım, yarın zengin olacağım diyen herkes evini, barkını kaybeder. Hiç uğraşmayın, bu strese girmeyin. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Lütfen Kıbrıs'a gidin. Eğlenin, keyfinize bakın. Tatil yaparsınız. Tatilinizi yapın. Kumarınızı oynayın, gelin abi. Bu kafa bu kafadır çünkü. Eğer kumarbaz değilseniz o zaman abicim alacaksın, kenara atacaksın. Bu dönemde paranı koruman bile büyük bir avantajdır. Bence. Yani bırak para kazanmayı. Parayı kendi değerinde tutabilmek bile büyük bir avantajdır. Hele ki bir de böyle bir karlılık elde edebiliyorsan ne güzel. Önümüzdeki bir seneyi görebiliyor muyuz arkadaşlar? Sen görebiliyor musun abi? Ben göremiyorum. Korona bitti diyebiliyor musun? Diyemeyiz. İkinci dal gelmeyecek diyebiliyor musun? Bilmiyorum. Trump yarın ölmeyecek diyebilir misin yani? Evet. Hiçbir şey söyleyemeyiz evet abi. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki savaşın nereye sıçrayacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Doğu Akdeniz'de ne olacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Onun için arkadaşlar önünüzü göremediğin süreçler paranızı belli bir sepetle korumanız ve uzun vadeli bakmanız mantıklıdır. Bitti. 2-2-4. Çok çok doğru bir şey söylüyorsun. Ağzına sağlık. Yani daha iyi yorumlanamazdı bu. Orta uzun vadede yapılmalı bu iş. Biz de zaten onu salık veriyoruz. Gelelim bugüne abi. Bugüne gelelim. Bitcoin'le mi başlayalım? Abi Bitcoin'le başlayalım. Şimdi Bitcoin geçen hafta dedik işte şu BitMEX'in davası yüzünden biraz geri çekildi. Hı hı. Yani 10.800 civarındaydı. Hafta başında 10.500'lere kadar geri çekildi ama hep böyle iğne yiyoruz biz ona, teknik analizde. İğne atar, geri döner falan. Hani duramıyor yani. Hani o şu demek. Satıcılar satmaya çalışıyor ama öyle bir alımla karşılaşıyor ki düşemiyor daha fazla. Grafikte onun karşılığı da böyle bir iğne gibi bir şey oluyor aşağıya doğru. Birkaç kez yaptığını gördük onu günlükte.
tutunuyor. Baktığımız seviye orada 10.000. 10.000 yüzü kaybetmemesini umuyoruz. Hı hı. Onun üstüne duracakmış gibi de duruyor. Çünkü düşüş kanalı var. Onun direncini test etmeye devam ediyor vesaire falan. Ne bekliyorsun Gökalp yakın vadede? Bir haftalık vadede. Bir haftada tekrar 10.500, 10.800, 11.000 belki. Aralığında dengelenme bekliyorum. 11.000'in üstü açık ama daha önce 12.000, 12.500 seviyelerini telaffuz etmiştik. Bu seviyeler baki. Orada ilk baktığım hedef de 11.950, 12.000 seviyesi falan. Trump nasıl etkiler? Çıktıları şöyle okumak lazım. 1. Trump'a bir şey olabilir mi gerçekten? Olursa ne olur? 2. Olmadı. Olmazsa seçimde ne olur? Çünkü 15 gün ekranlardan uzak. Kampanyasına devam edemeyecek. 14 gün mi 15 gün mü ne karantinadan dolayı. Şimdi böyle olursa Biden ne kadar ilerleyebilir? Bu seçimin kaderini nasıl etkiler? Bunların hepsini yorumlamak lazım. Ama günün sonunda 1. Trump'a bir şey olsa da... Allah geçinden versin. Abi onu da söylemek istemedim de şimdi yani. Hani öyle de demek istemedim. Ama hani Allah geçinden versin. Allah korusun. Taksiretini affetsin demeyelim yani. Oynaklık yaratacağı kesin. O günün fotoğrafında kesin bir oynaklık var. Yani bu şu demek. 11.000'e ve 10.000'e hatta 9.500'e hareketler görülebilir Bitcoin üzerinde. Ama devamında artı bir artı iki yani bir gün sonra, bir hafta sonra, bir ay sonra bulunduğu yerden daha yukarıda olmasını beklerim ben. Bu oynaklıkta yatırımcı ne yapabilir? Düşük bulduğu yerden alabilir. Trump'a hiçbir şey olmadı. Seçimin sonrası ne olur konuşursak eğer. Her halükarda Trump da gelse, Biden da gelse, kim gelirse gelsin seçimden sonraki 2 ay ve 3 ay vadede yine kripto varlıklar bulundukları seviyelerden daha yukarıda olmasını bekliyorum. Bitcoin için bunu söyledik. Bitcoin için bir de seviye de verdik. Dedik ki 11.950, 12.000 seviye orta uzun vadede hemen ulaşabileceğimiz seviye ama ne tutulmalı? 10.100 seviyesi tutulması lazım dolara karşı. Bir de düşüş bir trendi var kanal ufak. Orada bir sıkışma görüyoruz. Bunun yukarı doğru kırılmasını beklerim. Ethereum'a geçelim. Şimdi Ethereum geçtiğimiz hafta da gene yayın yaparken buralardaydı. Yanlış hatırlamıyorsam 340'da. Bir önceki yayında 380'de geçen yayında gene 340'lar civarındaydı. Bir hareket yok. 350-340 civarında devam ediyor. Ne bekleriz? 310 seviyesi iyi tutunuyor şu an. Ve şöyle bakıyorum haftalık grafiğe. Baktıkça da hep aynı şeyi görüyorum. Yani tepede 1370 görüyorum. Ortada 780 doları görüyorum. 790-800 doları görüyorum. Ve şu anda bakıyorum biz 350 dolardayız. Ethereum grafiği hala benim için kısa, orta, uzun vade. Tümünde pozitif görünüyor abi. Gelelim çok merak edilen bir mevzu. Chainlink. Bu arada bununla ilgili bir haber okudum. Evet. Bomba haberler bende abi. Buyur abi. Diyor ki bir abimiz, yurt dışından bir abimiz. Ethereum tarzı bir hareket gelebilir. Link'te. Link'te. Ve bir anda linki 75 dolar seviyesinde görebiliriz. Şu anda linkin ne kadar olduğuna da hemen bir bakalım. 9.25. Evet, 9.25. Çok iddialı. Yani. Çok iddialı diyoruz. Çok iddialı. Çok iddialı diyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim abi. Otoritelerden bir tanesi yine şunu söyledi. Ethereum olmadan kripto paraların geleceği, link olmadan da DeFi teknolojilerinin geleceği konuşulamaz. Bu süper bir özettir bence de. Şimdi link şöyle bir ürün. Geçen sefer şunu söylemiştik geçen hafta. Gerçek dünya ile blok zinciri birleştiriyor aslında. Adı da oradan link. Yeni bir tane DeFi şirketiyle de bir anlaşma yaptıklarını duyurdular geçtiğimiz hafta. Offshift diye bir şirketle. Şimdi Offshift'in kendi içerisindeki kontratların, o da bir DeFi şirketi aslında. Kendi içindeki kontratların Offshift'in kendi fiyatıyla entegrasyonu konusunda bir sorun yaşıyorlar. Ve bu problematiği de link'in çözdüklerini biliyorlar. Dolayısıyla link'e entegre ettiler. Şimdi böyle haberleri biz daha yakında duymayı bekleriz. Bu yüzden de link için hala orta uzun vadede pozitifiz, bayağı pozitifiz. 75 dolar telaffuz etmek istemem açıkçası ama şunu biliyorum. Link çıktıktan kısa bir süre sonra hemen 1 dolarların biraz üzerindeydi, 2 dolar civarındaydı. 20 doları gördü. Şimdi 9.25'lerde. Şu an 9.25'te biz ne bekleriz? Evet, bu salınımın 8.850, 9'lar etrafında dengelenmesini ve buradan da tekrar orta uzun vadede yükselmesini bekleriz link için. Hemen baktığım seviyelerde iki tane seviye, bir tanesi 15 dolar seviyesi, bir tanesi de 20 dolar seviyesi. Smart kontratları, akıllı kontratlara basabildiği tek teknoloji linkmiş. Ve bunu evet, bunu da dahil etmişler sistemi. Böyle haberler daha fazla duyacağız. Bunların da hepsi link pozitif. Link biraz şu an geri çekiliyor. Neden? Ethereum da geri çekiliyor. İşte Bitcoin'de 10.800'den 10.500'e geri çekiliyor eyvallah, falan. Eyvallah. Bir sürü altın da geri çekiliyor. Altın da geri çekiliyor. Yani hepsinde paralel bir hareket var. Ama Ether'in 320, 340, 350'lerde şu anda dalgalanıyor olması link için mesela pozitif. Ethereum lehine olan hareketler linke de yansıyacak. Getirisi biraz daha farklı olabilir. Daha fazla olabilir. Hadi gel biraz portföy yapalım. Yapalım abi peki. Sepet yapalım. Hı. Yani kripto sepetini nasıl yapsın? Yapıyorum şu an. Yap abi oraya mı? Allah Allah. Dur abi bakayım. Şöyle geçen hafta şunu söyledik abi. İzleyenler. Dedik ki 40-45 civarında %40, %40 yani Bitcoin için ayırdığınız %10'luk, düzeltiyorum, kripto paralar için ayırdığınız %10'luk boşluğun %40'ı Ethereum olsun. Hala dedik. Aynı mısın? Hala aynı. Aynı yerde kalabiliriz yani. Tamam. %30-35'ine, %25-%30 civarında demiştik. Bitcoin olsun.
Tamam. Kalanlarında da altcoin'ler olacak demiştik. %25 kalmıştı. Evet. Geçen hafta. Evet. Hiç şey yok. %40, %25'te. 25'i istiyoruz abi. Tamam. O unutmayız abi, biz fil gibiyiz. Hesapla. Şimdi o %25'in abi %10'unu ya 15'ini belki link için ayırabiliriz. Kalan %10'luk dilimde de biraz XRP koyabiliriz bunun içerisinde ve biraz da BAT koyabiliriz. XRP de şu an 23'lerdeydi. 0.23'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu grafiği de fena değil onun yani. Hani orta uzun vadede yine tepede gördüğümüz bir 32 seviyeleri var. Ama hızlıca bir 25 ve üstü öne çıkmasını bekleriz. Ama gördüğün gibi oradaki getiri yüzdeleri bir tık daha az. Link için ve Ethereum'un vaat ettiklerine baktığında. Son bir söz şunu söyleyebilirim. Şu tabloya baktığım zaman Ether %264, Bitcoin %96 iyi getiri. İngiliz sterlini evet %27'de kalmış. Kötü bir getiri gibi görünüyor değil mi İngiliz sterlini? Bunların içerisinde kötü bir getiri. Şimdi evet. Peki faize bakalım. Hangisine bakalım abi, çok faiz var. Herhangi bir, ben vatandaş olarak götürdüm paramı, yatırdım banka. %10 değil mi? Evet, %10 abi. Evet. %10 yani yılbaşında daha da düşüktü bu arada. Evet. Şimdi hafiften yükseldi ama yılbaşında daha düşüktü. %10'la ben paramı yatırdım. Türk lirası olarak. Doların yükselişine bakıyorsun abi. %30 yükselmiş. Benim param %20 eridi anlamına gelirim. Bitti. Ya, tanımlayamıyoruz ya orada faizi. Hangi faize bakacağız? Politika faizine mi? Kredi faizine mi? Mevduat faizine mi? Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine mi? Beni. Genç likite penceresine mi? Hangisi, genç likite penceresine hangisine bakacağız? Yani? Tahrik etme. Ya bak ben zaten ben zaten sıkıntılıyım. Yani, tahrik etme. Gökhan çok teşekkür abi ederim. Abi ne demek? Ben teşekkür ederim. Harika bir program oldu yine. Ağzına sağlık abi. iCrapex arkadaşlar. Kurucu başkanı Gökalp İçer ama sağ olsun her hafta sonu beni kırmıyor, buraya kadar geliyor. Kripto paraları konuşuyoruz ve ben çok verimli olduğunu düşünüyorum. Keyif alıyoruz abi. Konuyla ilgili son derece tarafsız bir şekilde bilgi vermeye çalıştığımızı düşünüyorum. Evet. İlginiz varsa, almak istiyorsanız ya da en azından bilgi almak istiyorsanız da iCrapex'ten çocuklara ulaşabilirler. Elbette. Aşağıda yani, tabii, telefon gene olacak. Telefonu koyacağız, linki koyacağız. Oradan borsayı inceleyebilirler. Son karar sizin olacak elbette. Ama hani bir bilgi birikim yakalama anlamında büyük destek verdiğinizi biliyorum. Abi her zaman arayabilirler. Mutlaka hattın bir tarafında yoğunluk dışında birileri oluyor hep. Web sitesinde inceleyebilirler. Zaten eğer bir kayıt bırakırlarsa arkadaşlarımız hemen pazartesi günü yani ilk mesaide hemen geri dönerler ona. Şu soruyu sorarlarsa ben öğrenmek istiyorum bunu. Yatırım yapmayacağım, öğrenmek istiyorum. Hay hay. Gerçekten karşılıksız. Telefonda tutup anlatırlar çocuklar. Eyvallah. 2-3 tane şikayet var. Ne gibi? Yetişemedikleri için mi? Evet. Yani bazı telefonlara abi şöyle çıkamıyormuş. Bu... Bir de geri dönülmemiş. Abi bu yayınlardan sonra gerçekten cidden kilitlendi yani şey. Geçen 2-3 haftadır telefonlar. Bu yayında burada bitiriyoruz arkadaşlar. Haftaya cumartesi günü yine burada olacağız. Yine kripto paraları konuşacağız. Sizleri de haftaya bekliyoruz. Yarın yine saat 19'da videomuz olacak. Oraya da bekliyoruz. Hafta içi de her gün yine sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Seni söyleyeceğim bir şey var mı? İyi hafta sonları herkese. Çok teşekkürler izledikleri için. Trump'a bir şey söyleyeceğim mi? Abi Allah taksiratını... Taksirat deme abi. Allah gecinden versin. Allah ya. Gecinden versin. Burada onu söyleyecektik. Pardon. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi hafta sonları.